Merhaba. Yiğitcan konuşalım çünkü şöyle resmi gazetede bir düzenleme yayınlandı artık. Böyle sahte isimle ilan verilemeyecek. Yani işte bakıyorsun mesela işte otomobil ev ilanları için böyle gerçek kişiler artık ilan verebilecekler. Yani bir başkasının evi ve otomobili için ilan verirken yetki belgesi de artık gerekiyor. Bu ne getirir? Nasıl bir düzenleme getirir? Yani biraz istersen bunu konuşalım. Şimdi evet, fiyat artışından konuşuyoruz otomobilde. Hı-hı. Bunun tabii ki temel sebebi dövizdeki yükseliş. Hı-hı. Sonuç otomobil fiyatları Türkiye'de doğrudan dövize bağlı. Yani döviz kuru arttıkça fiyatların yükselmesi kaçınılmaz. Hı-hı. İkinci eldeki fiyatlar da sıfır kilometreye bağlı olduğu için sıfırdaki fiyat artışı ikinci ele yansıyor. Hı-hı. Fakat biliyorsun biz sürekli şunu konuşuyoruz. Sıfırdaki fiyatlar uzunca bir süredir, yani pandeminin başından bu yana sıfır kilometreden daha yüksekti. Çünkü neden? Talep yüksekti. Araç yoktu. Şimdi öyle olunca ikinci el sahipleri de işte buldukları sıfır aracı yüksekten fiyatı satarak bir gelir elde ediyordu. Temmuz yani ayından bu yana kar elde ediyordu ve bu vergisiz bir kazanç aslında yaratıyordu. Ticaret Bakanlığı evet Temmuz ayından bu yana farklı düzenlemelerle bunun önüne geçmeye çalışıyor. Ve otomobili yatırım aracı halinden çıkarmak için aslında düzenlemeler yapıyor. Yavaş yavaş bunun olmaya başladığını görmekteyiz. Bu sabahki yapılan düzenleme de aslında bunun bir göstergesi. Şöyle, şimdi biliyorsun ilanlarda psikolojik bir şey aslında. Şimdi insanların elinde otomobil bulunuyor. İşte talep yüksek, belli fiyattan çıkarmaya çalışıyor. Şimdi aynı otomobilin benzer ilanlara baktığında orada gördüğü fiyat işte hani şöyle bir algı yaratıyor. O fiyata bu gidiyorsa ben de bunu yüksek fiyattan koyayım. Bunu böyle hayli hayli evet. Gider falan yani algı. O komşu psikolojisi dediğimiz şey aslında fiyatlar geçerli. Tabii. Şimdi bu sabahki yapılan düzenleme aslında bunun önüne geçmek için yapılan bir şey. Çünkü orada şu da aslında yapılan bir şey Türkiye'de. Yani şimdi ben gerçek bir satıcıyım, aracım var ama aracımın fiyatını diyelim beklenenden düşük bir şekilde ilanı görmekteyim. O zaman ne yapıyorum mesela? Gidip sahte bir ilan açıp aracın piyasasını yükseltmek için onu yüksekten fiyattan çıkartıyorum. Başka sahte bir isimle. Şimdi bunlar işte aracı böyle piyasaya birazcık spekülasyon haline getirmiş oluyor. Fiyatlar yapay şekilde artırmış oluyor. Bu inanılmaz bir şey. Dolayısıyla bu yapılan düzenleme bence zaten yapılması lazımdı. Tabii. Bence geç kalınan düzenlemeydi bu. Dolayısıyla burada fiyatların evet en azından speküle edilmesinin önüne geçeceğini söylemek mümkün. Konutta da böyle. Konutta ama biliyorsun şimdi bir emlakçı boyutu var zaten. Sahibinden daha fazla orada emlakçılar daha çok ilan verdiği için belki oradaki spekülasyon otomobile kıyasla daha düşük olma ihtimali var diye düşünüyorum. Tabii otomobil benim konum olduğu için ondan belki bahsetmem tamam lazım. Yani genel olarak hani tabii ki öyle de yani genel olarak bakıldığında böyle kapora dolandırıcılığı da var ya mesela yani onun için gelen de bir düzenleme deniyor aynı zamanda mesela. Sonuçta evet şimdi orada yani kişinin gerçek kişi olduğunu ilan siteleri büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde TC kimlik belgesi isteyecek. Gerçek kişinin kim olduğu kayıt alınacak. Tabii. Öyle olunca en ufak bir usulsüzlükte hemen orada aslında işin güvenlik boyutu sağlanmış olacak. Zaten büyük ihtimalle şimdi ilan sitelerinin de bu düzenleme yönelik bir hazırlık işinin olduğunu öğreniyoruz. Bu pazarı yapılacak. Yani genel olarak bu pazarı belirleyen şey internet siteleri herhalde artık. Yani çünkü Türkiye'de otomobil piyasasında internet sitelerinin ağırlığı çok fazla. Yani daha önce böyle değildi. Yani daha önce bakıyorsun mesela işte artık şimdi galericiler de burayı satış ağı olarak kullanıyor. Emlakçılar da böyle Aracı çünkü ulaşmak için aslında Hülya baktığında dijital platform çok faydalı bir şey. Şimdi sonuçta gidip şimdi galeri galeri gezmektense orada tek bir site üzerinden bütün ilanları görebiliyorsun. Dolayısıyla burada tüketici açısından da hem o aracı bulma anlamında satıcı açısından da aslında tüketici ulaşma anlamında dijital platforma tabii ki faydası yüksek ortamlar diyebiliriz. Hmm. Ama piyasayı bunlar belli ediyor mu demek belki çok doğru olmayabilir. Ağırlığı var diye. Evet ağırlığı belki bahsedebiliriz. Bir rakam paylaşayım istersen. Olur. Türkiye'de şu anda Temmuz ayına kadar baktığımızda toplam ikinci el satışları neredeyse 9 milyon gelmiş durumda. Yani devri yapılan araç sayısından bahsediyorum. TÜİK rakamı bu. Fakat ikinci el ilan sitelerine baktığımızda oradaki ilan sayısı geçen senenin birazcık üzerinde gerçekleşmiş. 2 milyon 300 bandında çıkmış. Geçen sene bu rakam ilan rakamlarına bahsediyorum. 2 milyon 200 bandındaymış. Yani 100 bin aslında daha fazla ilan verilmiş Temmuz ayına kadar baktığımızda. Bu ilanların da satışa dönmesi geçen sene 1 milyonmuş. Temmuz'a kadar baktığımızda bu sene 1 milyon 200'e çıkmış. Yani hem ilan sayısında hem de satış anlamında online platformların gücü artmış geçen sene kıyasla. Bu tabii ki de aslında satışlara yansıyor. Satışların arttığını da aslında bunu anlayabiliyoruz. Ne sıkıntı bitti mi biraz böyle araç bulma sıkıntısı yani sıfır araç? Araç bulma sıkıntısı dolaylı bitti diyebiliriz. Son bazı modellerde yani özellikle daha düşük fiyatlı modellerde birazcık bu sıkıntının azaldığı söyleniyor. Çünkü bu fiyatı düşük modellerde biliyorsun yatırımcı daha çok buraya yönelmişti. Hı. Yani orada fiyat düşük olduğu için hani alıcı portföyde daha geniş. Dolayısıyla elden çıkarmak daha kolay. Dolayısıyla oradaki düşük fiyatlı modellerde yatırım amaçlı satışların daha çok arttığını görüyorduk. Aslında
baktığımızda bundan çok kısa süre öncesine kadar satışların %40'ı yatırım amaçlı yapıyordu otomobilde. Ama artık baktığımızda bunun düştüğünü görmekteyiz. Şöyle rakamlar belki paylaşmak öyle lazım. Yani düşüyor ama işte hala düşmeye öyle. Düşmeye başladığını yatırım. Aslında şöyle belki paylaşmak lazım. Önümüzdeki günlerde biz Ağustos ayı pazar rakamı öğreneceğiz. Sektör yetkililerinden biz aldığımız kulis bilgisine göre geçen sene bu sene Temmuz ayında pazar 110 bin seviyesindeyken ki biliyorsun aslında hep rekorlar kırılmış yılbaşından bu yana. Ağustos'ta bunun 85 bine düşüyor ifade ediliyor. O zaman fiyatları da etkiler. Fiyatları şöyle etkiler. Yani düşerse? Sıfırından yüksek olmaz. Belki onu söylemek lazım. Ama ikinci eldeki fiyatlar hani düşecek demek ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi aslında döviz kuru arttıkça sıfır kilometre fiyatı artıyor. Dolayısıyla ikinci el fiyatı da sıfır kilometresi arttığı müddetçe artmaya devam edecektir. Ama en azından belki bundan sonra Türkiye'de biz artık sıfırından daha yüksek ikinci eli konuşmayacağız gibi gözüküyor. Ay iyi şükür. Eksik kalan, eklemek istediğim bir şey var mı? Şunu belki söylemek lazım. Bu biliyorsun aslında otomotivde çok düzenleme gördük. Yani işte 6+6 dediğim düzenleme çıktı. Sonrasında işte kişilerin 3 taneden fazla ver satamayacağı yönelik bir düzenleme geldi. Sonrasında Temmuz ayında farklı düzenleme gördük. Şimdi bu düzenlemenin son halkası bu. Önümüzdeki dönemde noterlerde düzenleme geleceği konuşuluyor. Yine. Noterdeki satışla yönelik burada en azından usulsüzlüğü engelleyecek. İşte bu yapılanların çünkü biliyorsun aslında bunlar sadece ilan boyutu ama satış İlan sitesi üzerinde olmuyor. Satış noterde gerçekleşiyor. Dolayısıyla orada ilan fiyatıyla beyan edilen satış tutarının eşleşmesi anlamında kişilerin işte bu düzenlemeye uyup olmadığı noktasında noterleri bir yazılım aracılığıyla bunun denetimi geleceğini öğrendik. Bunun da önümüzdeki günlerde hayata geçmesi bekleniyor. Bakın. Noterler Birliği ve Bakanlık bu konuda çalışmalar yürütüyor. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla Eylül ayı içerisinde bu düzenleme de hayata geçecek. Peki. Şimdi Yiğitcan Yıldız çok teşekkür ediyorum. Habertürk Otomotiv editörümüz Yiğitcan ara ara alıyoruz ki son dönemde çok sıklıkla sağ olasın çok teşekkür ediyorum.